Herkese merhaba, ben Tunç Türkü. Hepiniz programa hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz kutu açılışı yapmak YouTuber'lığın nişanesidir. O yüzden kutu açıyorum. Ne açıyorum? Yakın zamanda bir podcast kaydetmeye başladım. Aslında bu kanalın doğuşuyla birlikte başladı. Buradaki yolculuğumu ve işimi dönüştürme çabamı podcast'te de farklı metinler kullanarak sürdürüyorum. Podcast biraz daha farklı bir platform. O yüzden anlatacaklarım daha uzun, belki kimileri için buradan dinlemek çok sıkıcı olabilir. Ama konularla ilgileniyorsanız, yani yeni bir iş geliştirmekle ilgileniyorsanız, bu kapandı da kusura bakmayın, dikkatim dağıldı. Pekala, neyse, sonuç olarak bir podcast serisine başlamıştım. Orayı da lütfen takip edin. Orayı nasıl linkleyebilirim? Buradan aşağıya yapıştırırım linkini. Oradan arzu edenler Spotify'dan veya Apple Podcast'ten podcast'imi dinleyebilirler. Şimdi podcast'te ses oldukça önemli. Tıpkı YouTube içeriklerinde de olduğu gibi. O yüzden de iyi bir mikrofona ihtiyacım olduğunu fark ettim. Yani bir yaka mikrofon da iş görüyor. Ama o podcast profesyonelliğinde olsun istediğim bir parça. Öyle bir mikrofon arayışım vardı. O yüzden de bir mikrofon siparişi verdim. Şimdi onun kutu açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Maket bıçağı. Hop. Emsel 990. Eski mikrofon markalarından bir tanesidir. Bilenler bilir. Hesaplı ama iyi bir kondenser stüdyo ortamı kayıt mikrofonudur. Bu kondenser dinamik mikrofon konuları çokça işlenmiştir. YouTube'da bol bol içerik vardır. Ben de zaman zaman ne olduklarını anlatırım. Bu analog bir mikrofon ve MXL markası böyle benim üniversite yıllarından falan bildiğim, takip ettiğim, o yıllarda çok müzikle haşır neşirdik. Sert rockçı ve metalciydik. Hala öyle bir değişiklik yok aslında müzik zevkimde. O yıllarda da stüdyo müzisyenliğine falan çok özeniyordum ve heves ediyordum. O zamanlar mikrofonlama, mikrofon temin etme, enstrümanları mikrofonlama, sesi mikrofonlama konularına oldukça zaman harcamıştık. O yıllardan bildiğim bir marka. MXL Amerikalı bir mikrofon markası. Aslında Marshall Electronics diye bir firmanın alt bir grubu. Bu Marshall Electronics markasını yine Marshall diye bir ampli markası vardır. Onunla karıştırmamak lazım. İkisi farklı. Marshall Electronics aslında böyle CCTV kameralar da üreten değişik bir yine elektronik sektöründeki firma. Kaliteli bir mikrofon markası olarak bilenlerin bildiği eski ama ne varsa eskilerde var dedikleri cihazlardan açıyorum. Bu tip mikrofon markaları, kondenser mikrofonlar bir parçada hassas oldukları için böyle kendi hard case kutusunda geliyorlar. O da çok bir hoşluk gerçekten. Bu arada kaliteli bir hard case değil bu. Plastikçe bir kutu. Yine de insanı tatmin eden bir duygu yaratıyor. Genelde böyle sticker sevenler de çok. Mutlaka bu tip firmalar aslında böyle sticker bağımlılarını sticker da yapıyorlar ama MXL'in içerisinden çıkmıyor. Evet, 2 yıllık garanti, duble garanti, free falan gibi böyle bir takım işte garantiyle ilgili bilgiler var. Hemen şöyle bir quick user manual çıkıyor ve bunun yanı sıra da hoş bir kitapçık çıkıyor. Hatta ne güzel, mikrofonlamayı nasıl yapmanız gerektiğiyle de ilgili bir takım böyle bilgiler var. Hani mikrofonu çünkü önden tutmak başka bir sonuç veriyor. Biraz çaprazdan gelmesi farklı bir sonuç veriyor. Onunla da ilgili bir takım tips and tricks tarzı küçük bilgiler var muhtemelen. Ben tam bir manual delisiyimdir. Böyle hani kullanım kılavuzu dediğimiz şeyleri ürünü açmadan önce okumaya bayılırım. Ama bunu defalarca internetten PDF olarak okuduğum. O yüzden şimdilik okumuyorum. Şimdi geldik efendim açılışa. Ben de heyecanlıyım. Yani yeni bir ürünü aldığımda oldukça heyecanlı oluyorum. Keyif veriyor bana. Siz de aynı duyguları hissediyor musunuz? Hop. Ta-da. Çok hoş, zarif bir şekilde içinden çıkanlar bunlar. Hızlıca şimdi tek tek bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle basitçe bir ayaklığı var. Malzeme kalitesi çok iyi değil. Bu plastik kaliteleri çok iyi değil. Mikrofonun hesaplı olmasıyla bir parça da kıyaslamak lazım. Çok daha kaliteli malzemelerle üretilen bir takım mountlar, ayaklar var. Efendim bu shock mount dedikleri ünitesi. Shock mount ne yapıyor? Mikrofonunuzu sarsıntılarını absorbe ediyor. Şöyle bir klipse sıkıştırılıyor ve gevşetiliyor. Şu shock mount'un şuradaki lastiklerinin yedekleri de çıkmış içerisinden. Sonra bir de bunların da farklı tripodlara, farklı
bağlantı noktalarına bağlanabilmesi için bir adaptör aparat var ve mikrofonumuzun kendisi. Evet, şöyle usulca çıkarttık. Bu ürünün çok hoş böyle vintage şampanya rengi. Ben oldukça beğeniyorum. Çok böyle nostaljik de bir hava katıyor. Fiyatını da söyleyeyim hemen. 837 liraya gelmiş bana bunun fiyatı. Bu kalitedeki bir mikrofon için oldukça hesaplı. Bunun önemli rakiplerinden bir tanesi Rode NT1A modeli. O biraz daha noise cancelling, yani arkadaki gürültüleri engelleme konusunda daha başarılı bir mikrofon. Bu bir parça daha çevresel sesi biraz fazla alıyor. Noise'i bir tık daha yüksek diyebiliriz. Ama hani profesyonel olarak bu işi kullanmayı biliyorsanız ve akustik bir ortam yaratabiliyorsanız, asıl konu o bence. Bu büyük bir sorun değil. Yıllardır çok tercih edilen mikrofon markalarından bir tanesi bu. MXL 990. Herkese de tavsiye ederim. Ama ne koşulla tavsiye ederim onu da söyleyeyim. Bunun için bir parça akustik bir ortam yaratmak gerekiyor. Yani siz hamamda bir kayıt almaya çalışıyorsanız bununla oldukça eko duyacaksınız. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu mikrofonlar oldukça hassas duyumlara sahip. Çok böyle doğal ses kaliteleri var. O yüzden kondenserler stüdyo ortamlarında, yani akustiği kontrol edebildiğiniz ortamlarda daha çok tercih ediliyor. Zaman zaman yanlış bilinen bir şey daha var. İyi bir podcast, YouTube veya işte broadcast mikrofon kondenser olmalıdır. Bu bilginin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Eğer ortamınızın koşulları iyiyse, akustik ortamınız iyiyse bu doğru olabilir. Ama aslında birçok radyo istasyonunda da böyle Shure'un SM7B diye bir mikrofonu vardır. Dinamik bir mikrofondur. Bu tercih edilir mesela. Dinamik mikrofonların avantajı nedir? Çevresel sesleri fazla duymazlar. Sadece önden ses alırlar. Fakat onların dezavantajı nedir? O mikrofonları konuşurken çok yakından konuşmak gerekir. Ama en iyi podcast veya işte YouTube mikrofonu nedir derseniz, en iyilerinden bir tanesi herhalde Shure SM7B'dir. Onu şiddetle tavsiye ederim ama fiyatı da şu anda herhalde 3500-3600 o civarlarda olduğunu biliyorum. Fakat bu benim işimi görecektir. Akustikte güzel de bir ortamım var. Stüdyomun içerisinde bir yalıtabildiğim bir odam var. Onun içerisinde kayıt alacağım. O yüzden de benim için kullanışlı olacaktır. Şimdi bunu bir de kaydedip biraz da bir sesini falan dinlemek lazım. Ondan sonra vedalaşırız. Ha, şundan bahsetmek lazım. Şimdi kullanırken şu MXL yazısı önde olacak şekilde okumalar yapmak gerekiyor. Çünkü bu mikrofonlar kardiyoid şekilde ses alıyor. Kardiyoid ne demek? Yani kalp kelimesi kardiyo, oradan geliyor aslında. Kalp şeklinde duyum alıyor. Yani böyle bir kalp şekli çizerek sesi önden alıyor. Arkadan gelen seslere ise daha sağır oluyor. Farklı uygulamalar için, farklı enstrüman ve ses kaynakları için farklı mikrofonlar var sonuçta. Ses verisinde işleyip bilgisayara almanız gerekiyor. Onu da işleyecek bir ses kartı. Benim ses kartım Presonus 2.6C. Güzel, kaliteli böyle preamp'ları olan güzel bir ses kartı. Ha, tabii bu tip mikrofonlar için mutlaka 48 Watt Phantom Power gerekiyor. Onun da burada düğmesi var efendim. 48 Watt Phantom Power düğmesine basarak ona güç sağlıyorsunuz. Ve onu aslında amplifiye ediyorsunuz mikrofonunuzu. Ha, unutuyordum az kalsın ya. Eğlenceli bir ürünüm daha var. Evet, böyle gördüğünüz gibi Transformers gibi arttıkça artıyor, aldıkça alınıyor bu cihazlar. Zararlı kısmı da bu ama bir şeyleri iyileştirmek, geliştirmek oldukça önemli. Benim de çok keyif aldığım şeyler. Bir dakika. Bir teşekkürüm olacak. Sevgili Cenk, benim ta üniversite yıllarından arkadaşım, 15-16 senelik bir dostluğumuz var. Bana bu mikrofonu o tavsiye etti. Bizi de bir araya getiren şey, tanıştıran şey aslında ortak müzik zevkimizdi. İkimiz de sıkı bir Manowar ve Savatage hayranıydık.
Müziğin de böyle bir yönü var zaten. İnsanları bir araya getiriyor, tanıştırıyor. Ve dostluğumuzu hiç koparmadık. Bunca yıl boyunca farklı şehirlerde yaşıyorsak birikimlerimizi birbirimize aktardık. O da teknik ve detaycı bir insandır. O yüzden önerilerine hep güvenirim. Üstelik de MXL'i önerdiği zaman böyle bir minik zamanda yolculuk yaptım. Tamamen unuttuğum, aklımdan çıkmış bir markaydı. Pekala, ona da buradan tekrardan teşekkür etmiş olayım. Bizim de programın ayrıca sıkı bir takipçisi. Sevgili dostlar, herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Zaman zaman bu tip ekipman bilgi videoları yapacağım. Çünkü anlatmaya bayılıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olun. Bu kanalı büyütmeye çalışıyorum. Burada kendi işimi dönüştürmeye ve sürekli iyi içerikler üretmeye çalışacağım. Zaman zaman da bu tip ekipman videolarıyla da sizlerle buluşacağım. Ve lütfen sizler de bu kanalda neler görmek istiyorsunuz beni güncelleyin zaman zaman. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.